Efendim geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Şu an diyaliz makinesine bağlısın herhalde. Diyaliz makinesine bağlıyım. Diyaliz makinesinde. Haftada kaç gün diyalize girer? Haftada 3 gün girer. 3 gün. Evet. 12 senede girer. Yenge kolay gelsin. Hoş geldin. İnşaatınız var. İnşaatımız var. İnşaatımızı durdurdular. Niye durdurdular inşaatınızı? İnşaatımı ilkin benim evlerim eski baba ata dede yeri. Tapim var. Muhtar köye parke taşı döşendi. Muhtar kendi gitti kepçeyi getirdi. Benim duvarımı uçurdu benim tarafıma benim rızamla. O zaman ben kendim verdim. 60 santim yola verdim. Ben söz verdim namus sözü. Dedi ki senin duvarın, senin kocan hasta ben kendim çimentosunu, ustasını, kumunu getireceğim, duvarını yaptıracağım. Şimdi ona verdim zaten. Bu 60 santimi verdim. Sen o yolu bize bir gösterebilir misin? Millet yapıyor. Bir muhtar bırakmıyor evi. Yapıyor. Benim duvarım buradandı. Muhtar yola dedi biraz verin, verdi. Parke taşı döşendi. Benim duvarımı, enkazını bu tarafa töktü. Şimdi ben evimi yapayım, müdahale edir. Koymuyor ben evimi yapan. 3 kere jandarmayı getirdi. Gece saat 8:20 yolda jandarma geldi. Birisi sivil giymişti, birisi resmi. Niye saat 8:02 jandarma? Gece mi jandarma geldi? Gece getirdi jandarmayı. 2 kere de ayrıyeten getirdi. Benim yerimi mühürletti. Mühür var mı? Belli mi? Mühür, ya, özel idareden. Niye Kars'ın, Kazman'ın özel idaresi duruyor da Kazman'dan getirir. Paş'tan getirmiş ben. Özel idare. Niye öyle yapayım? Ben hocam hasta özürlü, çocuğum özürlü. Bu adam hiç kendi, hep bize hakaret ediyor. Bu yaşa gelmişsin, sen leğende banyo yapmış mısın? Ben çocuklarımı daha leğende banyo yaptırırım. Ben bulaşığımı daha leğende yıkarım. Özel idare ne diyelim mühürledi sizin burayı yenge? Özel idare jandarmayla geldi, hep muhtarım planıydı. Yolun iki tarafını da ölsün, biçsin. Tapı dışında yola geçen evleri söksün, ben de sökerim. Ama ben müdahale edeyim, hiç başkasına değil hep be. Sadece size müdahale edeyim. Sadece bize hakaret edeyim. Sadece bizim aileye, hiç kimseye değil. Amcayı bir tanıyalım. Bir sefer jandarma gelmiş benim. Amca seni bir tanıyalım. Ben bak amca, amcanım. Fehmi amca sen diyaliz hastaymışsın. Ben diyaliz hastasıyım. Herhangi bir sosyal güvencen var mı? Üç aydır. Bak kollarına bak. Devlet veriyor. Bak diyaliz hastası. Ben diyaliz hastasıyım. Bizim gibi garibanla ne uğraşır? Haftada 3 sefer gidiyorum. Hasta haftada 3 sefer diyalize giriyor. Haftada 3 gün girer. 12 yıldır diyaliz hastası. %92 özürlüdür. Benim bir engelli Arama çocuğum vardır. Engelli çocuğunuz da var değil mi? Engelli çocuğum da var. Peki nerede yaşıyorsunuz? Şu an nerede yaşıyorsunuz siz? Şu an biz bu iki göz evde yaşarım. Bu evde yaşıyorsunuz? Bu evde. Ben hastayım. Temizlik ister. Lavabom. Burası. Yaşadığım yer buradır. Siz burada yaşıyorsunuz burada, değil mi? Burada. 4 nüfus bu bir gözü odada kalıyor. Engelli çocuğunuzla beraber. Engelli çocuğum var. Kocam diyaliz hastası. Bu koca, bu hastalar temizlik ister. Lavabo yok, banyo yok, mutfak yok. Yazın yine ben bu leğende daha çocuklarımı banyo yaptırıyorum. Ben leğende bulaşık yıkıyorum. Bir göz odada kalıyorsunuz. Bir göz odada. Ben yemek pişirdiğimde çocuğum da rahatsız oluyor. Babası da rahatsız oluyor. Ama ben ne yapayım? Yazın dışarıda yapabilirim bir ocakta. Bir sobanın üstünde. Ya kışın da mecbur içeride yapayım. Ben nereye gideyim? Hepiniz burada mı? Gelse aynı odada. Misafir de gelse aynı. Aynı odada yapayım, aynı odadayız. Bu odada. Yemek de yese aynı. Aynı odadayız. Otursak yani, da aynı. Yatsak da aynı. Bu odadayız biz. Yani, bir göz odada. Herkes Allah razı olsun dostlar. Adamlar bize yardım etti. Kavuzmandan akrabasın. Onları gitti tehdit etti. Onları geri tehdit etti. Durdurdu. Gelen yardımları koymuş. İnşaatımızı durdurmuş. Biz böyle kadar ben devletten sadece benim inşaatımın kış gelmeden yapılmasını isterim. Peki muhtarın ne işi var sizden? Alıp veremediğim konu ne? Muhtar, abim bak dur doğrusunu. Benim kapımın önünde herkes kendi namusunun sahibidir. Kapının önünde dönerce kapının önünden aracı döner. Benim de kızım vardır, gelinim vardır, oğlum vardır. Ben de kendim dönemem. Kimsenin kapısından dönmeye mahkum değildir. Geldi orada küfür etti benim kocama. Böyle edir ki arabadan çıka da buraya arkadaş koymadı bir arkadaş. O da rahmetli oldu. Diyor ki niye diyor. Bir de oy vermediğim için.
Benim de akrabalarım oturmuştu. Oyumu gizlinden veremezdim. Ben niye vereyim? Köyümüzün muhtarıdır. Köyümüzün muhtarı. Tabii seçilmiş bir insandır. Yine muhtarıdır. Gene o kazandı. Bir iki tane atı yarışı atıysın. Biri kazanmasa biri kazanır. Biri kazanmasa biri kazanır. Hı. Ama gene bizim muhtarımız. Gene gelseydi. Selam aleyküm deseydi. Tabiri yerim. Tabiri yerim. Çayımı içseydi. Çayımızı içseydi. Selam aleyküm deseydi. Hayırlı olsun deseydi. Ya 10 santim ya 20 santim. Biz de kendimize göre insanıdık. Tabii. Öyle deseydi daha uygun olurdu. Adam gelmesiyle ya. Benim ustama şerefsiz dedi. Ama demeyeceğim. Hakarette bulundu. Getti bizi de askerliğe suçladı. Dedi ki usta bana hakaret etmiş. Usta dedi ben ona hakaret etmemişim. Komutana dedi ben şimdi ona o dedi ki sen ben ustam dedi ki sen 3 senedir dedi ben direk yeri değiştirdin. Niye dedi o direği peki değiştirmedin? Kaldırdı dedi ki o da senin gibi bir şerefsizin biridir. Dedi gitti. Gitti bir de baktık ki askerliğe geldi. Sen muhtarı hakaret etmişsin, küfür etmişsin. Dedi ben etmemişim komutanım. Dedi şimdi sen şahit olacaksın. Dedi o benimle bir devlet memuruna şerefsiz değilse dedi şerefsiz şimdi kendisi. Şimdi muhtar yetkisini kullanarak sizi zor duruma sokuyor değil mi? Kendi ailesine değil. Kendi ailesi sadece bize. Peki. Bizim. Peki. Siz burada kaç ailesiniz? Biz burada yalnız bir aileyiz. Bir aile olduğunuz için böyle sıkıntı yaşadınız. Bir aile. Ama o birileri yazın geldi, kışın gidiyorlar. Kışın gidiyorlar. Ben burada kalırım. Bir dayım burada var, bir ben. Abdurrahman. Şimdi diyaliz hastası olduğunuz için size böyle bir sıkıntı yaşatıyorlar. Evet, diyaliz hastası olduğum için böyle bir sıkıntı yaşatıyorlar. Burada kaldığımız için ben devletten ben ellerini uzatsınlar, sahip çıksınlar, benim evimi yapsınlar. Kış geldi, soğuk geldi. Ben nereye gideyim? Ben devlet kömür verse bile onu da verdirmezler. Muhtar mı verdirmezler? Tabii ki verdirmez. Da bundan sonra zaten verdirmez. Ben devlete diyorum elini ben uzatsın, benim evimi yapsın, ben başımı sokacak bir ev olsun. Ben 5 katlı bir bina istemiyorum. Kış geldi, havalar soğuk. Ben özürlü rahatsızım. Benim çocuğum rahatsız. Çocuğum rahatsız, kocam rahatsız. Ben nereye gideyim? Kime sığınayım? Kollarına bir bakabilir miyiz tekrar sana? İki kolu da öyle, gezemir. Ben buradan kalkarım diye o tarafa bir lavabo yok, bir şey yok. Bak kolların ikisi de böyle. İçin kolu. Ameliyat ettirdim ama bundan da gidiyorum böyle. Bak. Diyaliz hastası olmana rağmen sana böyle sıkıntı yaşadım. Bana sıkıntı yaşadım. Ben kış gelmeden kış benim... Kış geldi ama şimdi ben başımı neresim? Kış gelmeden benim evimi yapsınlar ben başımı içine. Ben rahatsızım, ben temizlik lazım, şey lazım, ben 4 nüfus bu odada idare edemiyorum. Tuvalet yok, mutfak yok, burada, bulaşık yaparım burada. Banyo yaparız burada. Ben nereye gideyim? Nasıl yapacak? Devlet ben sahip çıksın, elini uzatsın, benim yerimi kaldırmasınlar. Benim tapili yerimdir. Türkiye Cumhuriyeti bu tapıyı neye vermiş? Köyde hiçbir evin ruhsatı yok, bize ruhsatı adam tutturmuş. Adam iki kat atmış, üç kat atmış, ruhsat yok. Köyde ruhsat yok. Köyde, yeni bir benim şeyimde şansımdan mı öyle bir ruhsat çıktı? Köyde hiç kimsenin ruhsatı yok. Herkes akıl yapar, yolların üstüne kum yapar, affedersiniz. Tandır damı yapar. Herkes kendine sorun, o beni ilgilendirmez. Ben sadece kendime vekilim. Köyde hiç kimsenin ruhsatı yok, ben gelmiş ki ruhsat. Askeriye değilsen de ruhsatım yok amca, sen ceza gelir. İki defa. Saat 8'de benim evime gelmiş, benim kocam sinirinden az kaldı kalp krizi geçire. Komşular kendi akrabasını toplandı, su mu töktü, kendine geldi. Askeriye niye gelsin benim saat 8'de, çoluk çocuğuma korkutsun. Niye gelsin? Kendi gelseydi, bizden anlaştaydı, dinleştaydı. Ben hastayım, nereye gideceğim? 4 nüfus bu damın deliğinde bir odada ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ya ustam, inşaatı niye durdurdun? Vallahi yerimde yaptığım halde geldi adama dedi buradan geri çekeceksin. 60 santim yola kalmış. Tabukada suya getirmiş. Aplikasyon yaptırmışız. O halde yine burada araba dönmediği için 2 sene önce ondan bir kere kızı kopmuş. O zaman da jandarmayı getirdi. Jandarmayı getirdi. Tabukada suya geldi mi? Geldi. Ölçtü mü? Müdürü ölçtü. 60 santim benim yolda kalmış.
Ha, sizinki 60 santim yolda. Ha. Yolda, yalnız binayı çekmişim, 60 santim içeride. Yola verdiğimiz duruyor. Tapımızın içinde. Aa, üç seferde jandarmayı getirdi, birinde de saat 8'e getirdi, biri sivil, biri de resmi. Resmi giymişti. Subay o da, az subay. Uzman başçavuş. İki tane. Biri sivil, biri resmi. Diğerleri jandarmayla geldi, öbür gelen ikisi saat 8'de geldi. O günden bugüne gelmişim, ben 20-100 bin lira Akhisar'da bırakmış gelmişim, burada inşaat yapacağım yardım amacıyla. Onu da engel oldular adamı. Kendi işini şimdi orada bıraktı, evet. Geldi benim evimi yapması için akraba. Yani kadastroya geldi, herhangi bir yolda tecavüz yok, olayı yoktur. Yok, tecavüz olayı yok. He, tamam. Sonra bilirsiniz. Her taraftan yolda benim yerim var. Orada da var, burada da var. Bu saatten sonra da geçen yola yerimi de var. Yalıs hastasıyım. Bir an evvel bu evimi yapmasını ben istiyordum. Bir engelli çocuğum var. Bir an evvel durmak istedim. Havalas boğuldu. Yetkililerden yardım etmesini istiyorum. Hem yalıs hastasısın, hem engelli çocuğum var. Hem engelli çocuğum var. Evin yapılmıyor dışarıda. Evim yapılmıyor dışarıda. Kış geldi, soğuk. Yapılmasını istiyorum yetkililerden. Efendim tekrar geçmiş olsun sana. Sağ olasın, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabelayı da aldı. Buyurun. Duyan bir yok. Sadece ben okuyorsun. Akın abi. Senin de ne yapalım? Kalkmakta kalmıyor musun? Atula. Bu kaç? 18. Bu kaç? 21. Bu kaç? 24. Aralarında kaç sayı fark var? 18. 21, 24. 18'e 21 gelince kaç sayı artmış? Say bakayım elinle. 21. 18'in üzerinden say bakayım. 18'in üzerinden elinden say bakayım. Kaç sayı diyorsun? 18. 18. 19. 24. 19. 19. 20. 21. 21. Kaç artmış? 18. Kaç artmış? 19. 20. 21. Kaç artmış? 21. Tamam. Kaç artmış? Bu kaç? 3. 3. Demek ki 18'in üzerinde 3 sayıda kaç oluyormuş? 19. 4, 20. 21 oluyor değil mi? Hmm. Aferin olduğuna. Hocam sizi tanıyabilir miyim? Ben Tuboz'da Özel İşçi Kazman Özel Ekonomi Adaptasyon Merkezi'nde Zinsen Engelli Sınıf Öğretmeniyim. Öğrencimiz Kurulun köyünden Abdullah Yunan. Hem zihinsel engelli hem de işitme engelli bir öğrencimiz. Burada dudak okumayla ve Türkçe matematik gibi dersleri işlemekteyiz. Millet yapıyor. Biz muhtar bırakmıyoruz, yapıyor. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Mehmet Karataş, Yeşil Kazma Özel Eğitim Radyasyon Merkezi'nin kurucusuyum ben. Bu Abdullah Ünal. Hastamızla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizinle? Şimdi öğrencimiz hem zihinsel ayrılığı hem işitme öğrencimiz. Kurul köyüne ikamet ayrılıyor kendileri. Haftanın belli günlerinde burada eğitimi alıyoruz çocuğumuz. Zaten işitme sıkıntısı var Abdullah'ın. KMKM ile biz kendilerine ricada bulunduk. Dedik ki bunlara bir işitme cihazı alalım, bir proje hazırlatıyoruz. Onun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde kaç özürlü? Abdullah... Şu anda verilen rapor %40 civarında, 60 civarında. %60 civarında. Hem zihinsel hem işitme. Mehmet Bey, siz öğrencilerinizi nasıl takip ediyorsunuz? Ali Bey, biz öğrencilerimizi yaklaşık hemen hemen her hafta evlerini ziyaret ediyoruz. Ayda bir kere de ekip olarak çocuğumuzun yaşam ortamına bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Ona göre rapor haline getiriyoruz kurum olarak. Tüm öğrencilerini teker teker böyle haftada bir kere veya ayda bir kere ziyaret ediyoruz kendilerini. Peki bu hastamızın durumu nasıl? Şimdi Abdullah'ın durumu gerçekten işler acısı. Şimdi bizim bu rahatsız çocuklarımız, biliyorsunuz başbakanımız daha önceki başbakan, çünkü cumhurbaşkanımız, engelliye engel tanımaz diyor. Ama maalesef çocuklarımızın yaşam ortamı işler acısı. Özellikle Abdullah Yunal'ın
Abdullah Ünal'ın aile bir odada yaşıyor. Annen söylediğim banyosu yok, WC'si yok. Yani anlayacağını gerçekte ben bir öğrencimin hocası olarak bu çocukların o ortamda yaşanmasını hiçbir zaman tahmin edilecek bir durum değildir. Hijyenik ortam yok. Şimdi ailenin evi başlarına yıkılacak bir yerde yaşıyor Abdullah. Abdullah'ın ne odası var, ne rahat duş alabilecek bir banyosu var, ne rahat insanın rahat da kullanacağı bir lavaboları yok. Yani bu çocuğumuzun durumu işler acısı. Tabii ki bunu da biz arkadaşlarımız bunun üzerine de çalışma yapıyor. Bu tür yerlerimizin üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bunu da kaymakamaya sunacağız.